Bir sabah uyandığınızda hiç bakkal, restoran, süpermarketin olmadığını hayal edin. Hiç sorun değil muhtemelen dışarı çıkar ve yiyecek bir şey aramaya başlarsınız. Tıpkı eski avcı toplayıcılar gibi. Bunu yapabilir miydiniz? Aslına bakarsanız günümüzde dünyada beslenecek 7 milyar insan varken toplayıcılık hiç kimseye yeterli besini sağlayamaz. Şu an bulunduğum yerde Kuzey Kore'deki Chongju'da bu çeltik tarlasında olduğu gibi çiftlik yani çiftçilik modern dünyanın hayatta kalması için kesinlikle şart. Peki çiftçilik nedir? Çiftçiliği anlamak için avcı toplayıcıların dünyasına geri gitmek yardımcı olabilir. Hatır Avcı toplayıcılar etrafta dolaşarak bitkileri, hayvanları ve ihtiyaçları olan diğer ham maddeleri seçerler ve onları çok fazla bir işlemden geçirmeden kullanırlar. Çiftçiler ise son derece farklılar. Onlar az bir çeşit seçerler ve sonra onları tıpkı bu çeltik tarlasında olduğu gibi çok çok dikkatli bir şekilde yetiştirir ve korunaklı alanlarda tutarlar. Bunu yapan tek tür sadece insanlar değildir. Mesela bal karıncaları, yaprak bitleri bir sürü oluşturur. Onları korurlar, beslerler, üremelerine yardım ederler ve karşılığında besleyici yaprak öz suyu elde ederler. Türler tıpkı burada olduğu gibi doğal hayatta birbirlerine bağımlı hale gelirlerse zaman içinde çok çok hızlı bir şekilde değişirler. Mesela belli bir süre sonra karıncalar yaprak bitlerine o kadar bağımlı hale gelirler ki tüm yaprak bitleri öldüğünde karıncalar da açlıktan ölür. Ve yaprak bitleri de onlara o kadar bağımlı olurlar ki onlar da bal karıncaları olmadan üreyemezler. Biyologlar türler arasındaki bu tür yakın bağımlılık içeren ilişkileri simbiyoz yani ortak yaşam olarak adlandırıyorlar. Ancak insanlar bu tür bir ilişki içine girince ona çiftçilik ya da tarım deniyor. İnsanlar çiftçilik yapmaya başladıklarında kullandıkları türler büyük ölçüde değişime uğradı. Bunun nedeni insanların en besleyici buğday, pirinç ya da mısır tanelerini ve en uysal, en şişman hayvanları seçmeleriydi. Ve sonuçta birkaç jenerasyon sonra yeni evcilleştirilmiş türler ortaya çıktı. Bunlar doğal seleksiyonla değil, yapay seleksiyonla yaratılmışlardı. Aradaki farkı günümüzdeki son derece besleyici ve lezzetli olan mısırı, son derece zavallı ve dikenli bir bitki gibi görünen atasıyla karşılaştırdığınızda çok net olarak görebilirsiniz ya da günümüzdeki gayet şişman, uysal ve pek de akıllı olmayan evcilleştirilmiş koyunu atasıyla ya da son derece akıllı ve atletik bir hayvan olan dağ keçileriyle karşılaştırdığınızda da aradaki farkı görebilirsiniz. Bu arada insanlar da değişiyor. Onlar genetik olarak değil de teknolojik, sosyal ve kültürel olarak değişiyorlar. Ağaçları kesmeyi öğrendiler ve yerine bunun gibi çeltik tarlaları açtılar. Nehirlerin yolunu değiştirmeyi öğrendiler. Yetiştirdikleri mahsulleri ve hayvanları fare ve kurt gibi zararlılardan korumayı öğrendiler. Tüm bunların sonucunda insanlar belli bir alanda istediklerinden daha fazla üretim yapmayı öğrendiler. Üstelik bu alan daha önce sahip olduklarından daha küçüktü. Bütün bunlar insanların artık göçebe değil de köylerde yerleşik hayata geçtiği anlamına geliyor. Yine de tarımla ilgili neler oluyor tam olarak anlamak için büyük tarih perspektifinden bakmamız gerekiyor. Hatırlayın, biyosferi ayakta tutan tüm enerji ya da büyük çoğunluğu fotosentez sayesinde güneş ışığından gelir. Çiftçiler de bu enerjinin büyük kısmını diğer türlerdense kendi kullanabilecekleri türlere yöneltirler. Bunun sonucu olarak kendi türümüz olan insanlar bu enerjinin çoğuna sahip olurlar. Çiftçiliğin başlamasından sonra insan nüfusunun hızla artmasına şaşırmamak gerek. Peki çiftçilik ve tarım nerede ve ne zaman başladı? Çiftçiliğin yaklaşık 11.000 yıl önce e, bereketli Hilal olarak bilinen Doğu Akdeniz'in yüksek arazilerinde başladığı sanılıyor. Burada buğday yetiştirdiler. Biraz daha güneyde Nil vadisinde de hemen hemen aynı zamanda başlamış olabilir. Sonra yaklaşık 8 bin yıl kadar önce Çinde pirinç yetiştirildiğine ilişkin kanıtlar var. Yine aynı zamanda Papua Yeni Gine'de de kulkas ve tatlı patates yetiştiriliyor. Ancak tarımın burada gerçekten geliş birkaç bin yıl alıyor. Daha sonra 5000 ile 4000 yıl önce kadar dünyanın birkaç farklı yerinde tarım ortaya çıkıyor. Batı Afrika’da, Çiftçiler süpürge darısı ve Hint darısı yetiştirmeye başlıyorlar. Bu arada Atlantik'in karşı kıyısında Amerika'da da tarım ortaya çıkıyor. Mezo Amerika'da mısır ve kabak yetiştirilirken antlarda en önemli mahsul patates oluyor. Tarım bu ana merkezlerden yakınlardaki bölgelere doğru yayılmaya başlıyor. Ama burada gerçek bir muamma var. Bu ana bölgelerin hiçbiri aslında birbiriyle bağlantılı değil. Peki neler oluyor? Neredeyse 2000 yıl boyunca avcı toplayıcı olarak yaşadıktan sonra insanlar nasıl oluyor da dünyanın pek çok farklı yerinde birbirleriyle bağlantıları olmadan son derece kısa bir zaman içinde benzer davranışlarda bulunuyorlar? Bunun iki temel nedeni var. Etkenlerden biri nüfusun artması, diğeri ise iklimin değişmesi ve bu etkenler dünyanın pek çok farklı yerinde etkili olan şeyler. İlk önce nüfus artışını ele alalım. Paleolitik dönemde eğer nüfus çok artsaydı bu sorunu yeni bir bölgeye göç ederek halledebilirdiniz. Ancak 15.000 yıl kadar önce Amerika kıtasının bugünkü halini almasıyla göç edecek büyük bölge kalmadı. Bundan sonra nüfus arttığında belli bir bölgeden daha fazla kaynak elde etmek zorundaydınız. Bir başka deyişle çiftçilik yapmanız gerekiyordu. Şimdi bu ilk etken. İkincisi, yani iklim değişikliği biraz daha karışık. Paleolitik çağın büyük kısmı buz devriyle geçti ve buz devri boyunca çoğunlukla iklim o kadar soğuk ve öngörülemezdi ki çiftçilik yapmak neredeyse imkansızdı. Sonra 18 bin yıl kadar önce iklim değişmeye başladı. Hava daha sıcak oldu, buzullar erimeye başladı, deniz seviyesi yükseldi ve bölge bölge daha sıcak ve daha yağışlı bir iklim oluşmaya başladı. 13 bin ile 12 bin yıl önce arasında iklimin soğuk olduğu bir ara dönem oldu ama 12 bin yıl öncesinden itibaren iklim daha ılıman ve daha yağışlı hale geldi ve bugün içinde bulunduğumuz buzul arası çağa girdik. Küresel iklim değişikliğinin sonucu olarak dünyanın her yerinde insanlar, hayvanlar ve bitkiler davranış biçimlerini değiştirmek zorunda kaldılar. Doğu Akdeniz'deki bereketli hilal gibi bölgelerde İklim değiştikçe çok daha fazla besin kaynağı oldu. Daha fazla bitki ve daha fazla hayvan görüldü. Bu bölgelerde, özellikle bu imtiyazlı bölgelerde bazı avcı toplayıcılar yerleşik hayata geçtiler. Çünkü yılın büyük kısmında tek bir yerde, oradan oraya gitmeleri gerekmeden yaşayabiliyorlardı. Sonra Köyler oluşmaya başladı. Köyleri oluşturmaya başladılar ve yerleşik hayata geçtiler. Arkeologlar bereketli hilal'de köylere yerleşen bu insan topluluklarını Natuf kültürü olarak adlandırıyorlar. Arkeologlar bu köylerin büyük kısmında kazılar yaptılar. Yerleşik hayata geçtiklerinde davranış biçimleri de değişiyor ve özellikle nüfus artmaya başlıyor. Tam olarak neden olduğuna emin olamasak da bunun nedeni köye yerleşince çocukları taşımak zorunluluğu kalmadığından daha az çocuk için bir baskı nedeni kalmamış olması olabilir. Her halükarda nüfusun artması bazı sorunlara neden oluyor. Birkaç nesil sonra bir zamanlar bolluk içinde olan bölgede artık yetecek kadar besin e, kalmadığını fark ediyorlar. Peki ne yapmaları gerekiyor? Belki tekrar avcı toplayıcılığa geri dönebilirlerdi. Ancak sorun şu ki bu zaman içinde eski avcılık toplayıcılık tekniklerinin çoğunu unutmuşlardı. Bunun yanında büyük ihtimalle komşuları o toprakları işgal etmişti. Peki ne yapabilirlerdi? Kendi mahsul ve hayvanlarına daha dikkatli bakabilirlerdi. İstedikleri bitkilere daha fazla su verebilirlerdi. Etraftaki dikenleri temizleyebilirlerdi belki hayvanları kapalı yerlerde tutabilirlerdi. Yani aslında çiftçilik yapmaya başlayabilirlerdi. Natuf kültürünün yaptıklarına benzer şeyler başka bölgelerde de yapılmaya başlanıyor. Natuf kültüründe köylerin yaygınlaşmasına ve nüfusun artmasına ilişkin pek çok buluntu var ancak buna benzer bir şey pek çok bölgede oluyor ve her yerde bu iki etken işin içine giriyor. İlk olarak küresel iklim değişikliği tarımı mümkün kılarken ikinci olarak da nüfus artışı tarımı gerekli kılıyor. Tarım artan karmaşıklık seviyelerimizdeki yedinci ana eşiktir arkadaşlar. Gördüğümüz gibi bunlar yeni ortaya çıkan özelliklerle birlikte yeni, daha gelişmiş şeylerin yaratılmasına yol açan dönüm noktası olan olaylar. Tarım sadece daha lezzetli meyveler ve daha şişman ineklerle ilgili değil. Tarım, insanlık tarihini değiştirebilecek, bundan çok daha önemli güçlerin kullanılmasını sağladı. Peki nasıl ve neden?